İlk mektepte benim hocam vardı, Turhan Dansel. O bize keman çalmayı öğretti. Bütün sınıf keman çalardık biz. Ondan öğrendim. Ondan sonra konservatuara gittim. Sonra Karl Berger diye çok değerli bir hocamız vardı. Ondan ders aldım. İşte böyle. Hala çalıyorum işte. Keman çok çalışma ister. Yani en az günde bir iki saat çalmak lazım. Ama ben o kadar vakit şey yapamıyorum, harcayamıyorum. Ama her gün 10 dakika, 5 dakika, 15 dakika keman çalarım. Sonra son zamanlarda bir de kendim bir eser yazdım. Hatta onu tescil de ettirdim. Bir şey, filozof, mimarlık için donmuş müziktir diyor. Tabii müziğin iyisi var, kötüsü var. O donmuş müziğin kötüsü gayet kötü. Ama donmuş müziğin iyisi gayet iyi. Mimarlıkla müziğin alakası böyle. Tabii ikisini de severek yaptım. Her şeyi severek yapmak lazım. Müziğin verdiği insana bir şey var. Bir değer var. Yani üçüncü boyut. Onu hissederek tabii bir şey yapıyorsunuz, çalışıyorsunuz, yapıyorsunuz. Mesela en son yaptığım Ardahan Üniversitesi'nde bu müziği üniversitede şey yaptım. Oraya çok yabancılar geldi. Amerikalılar, İngilizler, Almanlar, Fransızlar falan geldi. Onlara müzik çaldım. Enteresan oldu. Oraya bir güzel konferans salonu yapmıştık. Proje yapmak doğum gibi bir şey. Ben kadın değilim, doğurmadım ama bir kere o havayı yaşamanız lazım. Mesela Dumlupınar anıtını yaptık biz. Atatürk'ün 26 Ağustos, 30 Ağustos zaferini idare etti. Zafertepe'deki Dumlupınar anıtını yaptık. Bu bizim Kurtuluş Savaşı'mızın sembolüdür. Bu büyük bir müsabakayla oldu. Bu müsabakada önce 8 proje seçtiler. Sonra o 8 projeyi bir daha müsabakaya soktular ve biz kazandık. Şimdi orada müsabaka tabii Kurtuluş Savaşı'nı sembolize edeceksiniz. Biz Kurtuluş Savaşı'nı yaşamadık. Kurtuluş Savaşı 1922'de yapıldı. Ben 30'da doğmuşum. Yaşamadık ama İnönü'nün bir sözleri var. Diyor ki milletimizin seçilmiş sanatkarlarından o devrin duyguları içinde düşünerek eski nesillerin acısını, gelecek nesillerin azim ve iradelerini ifade etmek isteriz. Demek ki bir acı var. Bir de gelecek nesillere bir şeyler söylemek var. Bunun için biz çok uğraştık. Yani geceleri uykumuz kaçtı, nasıl bir şey yapacağız diye. Ve sonunda o Dumlupınar anıtını yaptık. Birdenbire geldi o. Konusu da şöyle. Sitem ve coşku. Sitem, niye sitem? İnsan hayatında çok sevdiği, güvendiği arkadaşı, sevgilisi, dostu neyse, ondan bir beklenmedik bir hareketle karşılaşır. Ve birdenbire bozulur. İşte bu sitem. Ama sonra kendini toparlar ve coşkuyla hayatına devam eder. Sitem ve coşku bu. Onu siz biraz sonra dinletiriz. Hayır, yok. Yok. O bizim içimizde var. Yani içimizden bütün orkestralar, bütün müzikler geçiyor. Ben İstanbul Şehir Orkestrası'nda da şey çaldım, keman çaldım. İkinci keman olarak orada da orkestrada çalıştım. Yabancılar vardı. Enteresan müzikler yaptık. Tabii o müzikler bize işledi. Üstümüze böyle elbise gibi geldi, giydi. Tabii biz
bir şeyler yaparken herhalde onlardan da istifade ettik.